Merhaba arkadaşlar. Zeki Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda cümlede anlam konusu ile ilgili test çözeceğiz. Beraberce yapalım. Öncelikle sebep sonuç cümleleriyle başlayalım. Bakalım sorumuzda ne diyor? Boşluk bırakmış. Onları korur ve kollarız cümlesi nasıl başlarsa neden sonuç anlamı ifade etmez diye bir sorumuz var. Ve neden sonuç cümlesi ile ilgili bir açıklama var. Bir eğilimin hangi gerçe gerekçeyle yapıldığını bildiren cümlelere biz neden sonuç cümlesi diyorduk. Yükleme sorularının için ve neden sorularıyla e, bu soruları cevabını veriyorduk. Şıklara e, göz gezdirdiğimizde neden sonuç anlamını ifade etmeyen elimizdeki kaynakların sınırlı olduğunu düşünürsek onları korur ve kollarız cümlesinde burada e, koşul anlamı katan sağ olduğu için neden sonuç anlamı ifade etmez. Diğerlerine bakalım. Yıllar geçince biz de yaş e, yaşanacağımız için, hayvan dostlarımızla dünyayı birlikte paylaştığımız için, çocuklar tehlikenin farkına olmadıklarından, bunların hepsinde e, boş bırakılan yere geldiğinden neden sonuç anlamı ifade ediyor. İkinci sorumuz, açtık cümlen hangisine sebep-sonuç ilişkisi söz konusudur derken, e, D şıkkımızda beni yüreklendirdi, içimdeki sevgi ateşini canlandırdı diye öğretmenime minnettarım derken, Burada öğretmenime minnettar olmamın sebebi beni yüreklendirmesi ve içimdeki sevgi ateşini canlandırması olarak e, cevaplayabiliriz. Yani sebep sonuç ilişkisi söz konusudur. Üçüncü sorumuz açıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur diyor. Beş kına baktığımızda dişçiye gitmek için randevu almalısın derken buradaki dişçiye gitme amacı taşıdığı için burada sebep sonuç değil ama sonuç ilişkisi vardır. E, bir de sebep sonuç ve ama sonuç e, ilişkisini arasındaki farkı belirtmek için iki yargının da gerçekleşmesi durumunda sebep sonuca artı artı ama sonuca da eksi artı henüz birinci yargı gerçekleşmedi ve onu gerçekleştirme amacı söz konusudur. Bunu dikkat alarak çözersek daha kolay buluruz. Dördüncü sorumuz bu cümlede cümlelerin kaçında sebep sonuç ilişkisi vardır diye soruyor. Bakalım çantasını kaybettiğinden ağlıyordu, ağlıyordu. Artı çantasını kaybettiğinden evet kaybetmiş Artı. İlk artı olunca neydi? Sebep sonuç. Vaktinde gelmediği için işi başkasına vermiş. işi başkasına vermiş. Artı. Vaktinde gelmemiş. Artı. Bu da sebep sonuç. 2. Süt almak için markete gidiyoruz derken burada markete gitmiş. Artı. Ama süt almamış. Eksi. 1 artı 1 eksi olduğu için. Ama sonuç cümlesidir. Üçüncü cümle. Dürüst bir insan olduğu için sevilir. Sevilir. Artı. Dürüst bir insan olduğu için. Artı. O zaman 1, 2, 3. Ve dördüncü cümlelerimiz sebep sonuç ilişkisi yani üç cümlemizde vardır diyoruz. Beşinci sorumuz bu metinde numaralımız cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır diyor. Hepsini incelediğimizde dördüncü maddeye bakalım. Kent merkezindeki arsalar geniş ve gösteriş binaların inşasına uygun olmadığı için gittikçe daha yüksek binalar yapılmaya başlandı. Yani daha yüksek binaların yapılmasının sebebi kent merkezindeki arsa geniş ve gösteriş binaların inşasına uygun olmaması. Söz konusu olduğu için cevabımız denizli olacak. Altın sorumuz açtık cümlenin hangisinde sebep sonuç anlamı yoktur diyor. Gece gündüz çalışmaktan yoruldum. Yani yorulması gece gündüz çalışmasına bağlı artı artı. Uykusuzluktan gözlerim ağrıyor, gözlerim ağrıyor artı uykusuzluk artı. Vakit bulamadığım için okuyamıyorum artı vakit bulamamış artı. Göz, ağladığını gözlerinden anladım derken burada herhangi bir sebep sonuç ilişkisinden bahsedemeyiz gelelim ama sonuç cümlelerine buna göre seçeneklerin hangisinde ama sonuç anlamı yoktur diyor. Bir eylemin hangi gayeyle yani hangi amaçla yapıldığını bildiren cümleler ama sonuç cümleleridir. Burada B şıkkına baktığımızda herkesten saygı görüyor diye ona saygı duyuluyordu. Yani ona saygı duyuluyordu artı. Herkesten saygı görmesi artı. Bu sebep sonuç cümlesidir. Yani ama sonuç anlamı yoktur. Diğerlerinde iyi bir okul kazanmak gayesi, iyi bir okul kazanmamış, eksi. Seçmelere katılmak maksadıyla başvuruda bulunmuş, seçmelere katılmış mı, katılmamış, eksi. Projemi hazırlamak için malzeme almaya gideceğim. Hazırlamış mı, hayır, eksi. Burada iki artı, diğerleri eksi artı şeklinde ama sonuç cümlesidir. Cevabımız B olacak. Emre'yi sevindirmek nokta nokta cümlesi. Açtakilerin hangisiyle tamamlanırsa cümle ama sonuç anlamı taşır. Yani Emre'yi sevindirmek amacıyla bir şey yapılması lazım. İçin ona oyuncak aldı derken Direkt cevabımız bu şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisinde ama sonuç anlamı vardır diyor. Burada anlamı yoktur diyor. Sınava gecikince hüngür hüngür ağladım. Bakalım burada hüngür hüngür ağlamış artı sınava gecikmiş artı. İki artı olunca neydi? Sebep sonuç Diğerleri sahip anlamak için anlamamış eksi. İnsanlar mutlu olmak için mutlu olmamış eksi. Çocuğu sevinsin diye sevilmemiş eksi. Diğeri Zaten sonuç bölümü olduğu için artadır. 1 eksi 1 artı olduğu için ama sonuç cümlesi A'da da 2 artı yani sebep sonuç ifade ediyor. Dördüncü sorumuz bir zamanlar okul öncesi deyince çocukların anne ya da büyük anne kucağında yetiştikleri yıllar anımsanırdı. Çalışan anıların çoğalması ailelerin küçülmesiyle çocuklar erken yaşta okul ile tanıştılar. Böylece okul zamanla çocuğu koruyup kollama işinin dışında farklı programlar üstlendi. Okullar anne babaları memnun etmek için Yeni yeni buluşlar ortaya çıkart. Bu metinde numaralı cümle hangisinde? Ama sonuç anlamı var diyor. Dördüncü maddemize bakalım. Okullar anne babalarını memnun etmek için henüz memnun etmemiş. Eksi. Yeni buluşlar ortaya çıkarmış. Artı. Bir eksi bir artı neydi? Ama sonuç anlamı taşıdığı için cevabımız denizli olacak. Beşinci sorumuza baktığımızda numaralı bu cümle hangisinde? Ama sonuç ilişkisi vardır diyoruz. Kitabı okuyamadım. Okuyamamış. Artı. Kendini haldesiz etmiş. Artı. Biletini kaybedince kaybetmiş artı. Seminere katılmak için katılmamış eksi. O zaman bir eksi bir artı olacağı için cevabımız değişikliği olacaktır. Altın sorumuz aşıdaki cümlenin hangisinde ama sonuç ilişkisi yoktur diyor. Erken yatmadığı için erken yatmamış artı. Erken oynamadı artı. işine vaktinde gidemedi artı. O zaman 3 tane artı sebep sonuç ilişkisidir. Diğerleri ama sonuç ilişkisi büyük ihtimalle cevabımız burada D buluyoruz. Koşul sonuç cümlesine bakalım cümlelerine. Sağlıklı yaşamak için spor yapmalıyız. Sıcaktan bunaldığı için evden çıkmıyor. Ona güvenilmese sağlık ili sağlıklı iletişim kuramaz. Araştırma yapmak için kütüphaneye gittim. Derken burada hangisinde koşul sonuç ilişkisi vardır? Üçüncü maddemize bakalım. Ona güvenmese sağlık iletişim kuramaz. Sağlık iletişim kurması ona güvenmesine bağlı. Öyle bir koşul öne sürülmüş. Cevabımız 3, Ceyhan olacak. Açtık cümlenin hangisinde koşul sonuç ilişkisi yoktur? Diyor. Tırmanış ve inişleri çok kolaylaştırmasa da bir çift yürüyüş bastonu alınabilir. Burada herhangi bir koşul sonuç ilişkisi yok. Diğerlerine bakalım. Demirde Akdeniz ikliminin görüldüğü düşünülürse. Evet, sağ S. Yürüyüşe çıktığınız yerinizde mutlaka ceviz, badem, fındık, kuru, incir gibi yemişlere gereksinim olur. Çıktınız mı? Yani çıkarsanız. Ee, şapka ve güneş kremini yanında eksik etmemelisin. Aynı zamanda düzenli kullanacaksan burada da sağ eki koşul anlamı kattığı için C şıkkında herhangi bir koşul sonuç ilişkisi yok. Üçüncü sorumuz hangisinde koşula bağlılık söz konusu değildir. Bu kadar çalıştığını görse, seversen, mektubu okursan burada koşula bağlılık söz konusu ama pikniğe gitmesek de olur diyordu. Burada yoktur. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuz metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul sonuç anlamı taşımaz. Üçüncü maddeye bakalım. Ahları onları toplumu sözcüsü yapar derken burada herhangi bir koşul anlamı yok. Diğerinde dokunursak biterse ahları biterse olmazsa gibi koşul ifadeleri var. Cevabımız C3 olacak. Beşinci sorumuz. Açıdakilerin hangisinde koşul sonuç cümlesi değildir? Bu hafta sinemaya gidebilsek keşke böyle bir istek söz konusu. Diğerlerinde işim erken biterse sağsa kitabı al fakat babam erken gelirse burada koşul ifade eden cümleler sözcükler olduğu için koşul sonuç cümlesidir. Altın sorumuz numaralı cümle hangisinde koşul sonuç ilişkisi vardır diyor. Dördüncü maddemize bakalım. 200 yıl sonra o mektuplar hala açılıp okunuyorsa bu iş tamam demektir. Yani işin tamam olması 200 yıl sonra bu mektupların hala açılıp okunuyor olması koşuluna bağlıdır. Gelelim öznel nesnel cümlelere. Bunlarla ilgili kısa notlar aldım. Öznel deyince subjektif cümleler aklımıza gelecek. Bana görelik vardır. Kanıtlanamaz. Kişisel görüş içerir. Objektif nesnel. Herkese görelik vardır. Kanıtlanabilir. Kişisel görüş içermez. Deney ve gözlemlere dayanır. Birincide kişisel düşünce içermemektedir. Yani nesneldir. A'ya bakalım. Eskiden bayramlarda insan arkalarına kart atar. Onların bayramlarını tebrik edermiş. Burada herhangi bir kişisel görüş yok. Diğerlerinde e, incelediğimizde günümüzde teknoloji mesela samimiyetsiz mesajlar. her türlü teknoloji gelişmesine rağmen sevdiklerinize tebrik kartı hazırlamak eğlenceli olur. sevimli bir resim kartı. Buradaki ifadelerden özün olduğunu bulabiliriz. A'da kişisel düşünce ifade etmiyor. Yani nesnel ifadeler var. İkinci soruda yazarın nokta nokta kullandığı sözcüklerin diğerlerinden farklı kılmıştır derken hangisiyle tamamlarsa cümle nesnel bir nitelik kanalını Özenerek, severek, seçerek bunlar bana görelik ifade ettiği için yabancı dilde kullandığı sözcükler onu diğerlerinden farklı kılar. Bu ifadeyi kullansak nesnel bir ifade kazanmış olur. Üçüncü sorumuz numaranın cümlenin hangisinde nesnel bir yargı içermektedir? diyor. Buraya baktığımızda ikinci cümlemiz 10 Haziran 1999'da tesisle ilk SOS sinyali Slovenya Atlı İngiliz gemisine verildi. Burada herhangi bir kişisel görüş yok. Üçüncüde de de 12 Haziran 2000'de Türkiye'nin ilk uzay kampı, uzay kampı Türkiye Açıldığı Günlük uzay turlarına katılabiliyorsunuz. Şimdilik sadece oluşturmuş yapay bir uzay ortamında gezinebiliyorsunuz. Şeklinde diğerlerinde eğlenceli uçuşlar ve şirin planör sözcükleri kişisel görüş ifade ettiği için cevabımız C şıkkı 2 ve 3 olacak. Dördüncü sorumuz. Metin kanıtlanabilir açısından Farklıdır diyor. Öznellik ya da nesnellik açısından bakacağız. Burada ilginç ve dikkat çekici demez değil demesi öznel bir ifadedir. Direkt A öznel diğerlerine baktığımızda nesnel olduğunu görürüz. Açıdaki cümle hangisi nesnel bir cümledir? Telefonda 2 saat konuşmuş derken kanıtlanabilir bir ifadedir. Direkt A'yı işaretliyoruz. Altın sorumuz bu metinde olması cümlelerin hangisinde kişisel duygu ve düşüncelere yer vermiştir? Yani öznel bir ifade söz konusudur derken birinci okuyalım. Onun yüzünün önemli şeylerden biri olan önemli. Sultanahmet Cami, Sultan Camii Sultan I. Ahmet'in emirliği dönemin asıl mimarisi Edefkar Mehmet Ağa tarafından Mimar Sinan'ın yapanlayışı içerisinde inşa edilmiş bir şaheserdir. Burada da şaheser ve önemli demesi kişisel görüş bildirdiği için cevabımız A şıkkı olacaktır. Benzetme, karşılaştırma, örnekleme, apartma cümlelerine geldiğimizde bu metinde numaralı cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır derken cevabın 1 ve 2 olduğunu görüyoruz. Bir yüzü aksanize, diğeri atlas okunuşuna dönük, tolus, Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerindendir. Buradaki en sözcüğü. Tolos'un yalnız Fransa'nın değil aynı zamanda tüm Avrupa'nın en renkli kentlerindendir derken buradaki en sözcüğü yine karşılaştırma ifade ettiği için direkt cevabımız A oluyor. İşini bitirmek için cümlesi aşağı hangisiyle tanımlanırsa cümle karşılaştırma anlamı içerir. Yani işini bitirmek için herkesten çok çalışıyor derken herkesle bu işi bitirmek için çalışan kişi arasında karşılaştırma yapıldığını görebiliyoruz. Bu metinde yapılan benzetmede benzeyen aşağıdakilerden hangisidir derken metnin son cümlesi gökyüzünü şafak sökmüş gibi aydınlık oluyor. Yani e, aydınlık olan ne? Gökyüzü benzeyen gökyüzü diyoruz. Arkadaşlar hangisine abartı söz konusudur derken onun arkasına dağ gibi babası var derken burada dağ gibi babası ifadesi abartılı ifadedir. Beşinci soruda metin ilgili açıdakiler hangisi söylenebilir derken buradaki gibi edatlarını metni okuyunca göreceksiniz benzetmeler yapılmıştır diyoruz. Hangisine karşılaştırma söz konusu derken dostlarımın en iyi yanı samimi olmaları derken diğer yanlarıyla en iyi yanı arasında karşılaştırma yapılmış. Örtülü doğrudan ve dolaylı anlatıma geçelim. Doğrudan anlatım neydi? Başkasına ait bir sözün hiç değiştirmeden aktarılması. Dolaylı anlatım başkasına ait bir sözün cümledeki yargıyı değiştirmeden kendi sözcüklerimizle aktarılmasıydı. Örtülü anlamda cümlede açık olarak söylenmediği halde cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifadelerden çıkarılabilen anlamdır. D bağlacı çok kullanılır. Karşılaştırma ve aşamalı durum söz konusudur. A'da hangisinde doğrudan anlatım vardır diyor. İkinci cümlemize baktığımızda K. dediği gibi tabiatı ve tarihe bir maksat ve bir mane sokan bizleriz sözünden anlaşıldığı gibi doğrudan bir anlatım söz konusudur. Ve cevabımız bursa olacaktır. İkinci sorumuz hangisi aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur derken burada söylediği dediğine göre burada dolaylı bir anlatım yani olduğu gibi aktarmamış. E, dolaylı bir şekilde başkasına bir ait bir söz e, kendi sözcüklerimizle aktarılmış. Burada da dedi diyerek söz değiştirmeden anlatılmış. Doğrudan anlatım vardır. Cevabımız denizli olacak. Üçüncü sorumuz açtık şimdi hangisinde örtülü anlam kullanmıştır derken yarın Ahmet'in yanına da uğramalıyız derken başkasının yanına da uğranacak Ahmet'in yanında uğramayalım. Buradaki daha bağlıcıdan hemen çıkarıyoruz. Dördüncü sorumuz açtık şimdi hangisinde örtülü anlam olup olmadığını işaretlemiştir. Hangisinde yanlış vardır? Bugün de Aradığın kitabı bulamadım derken burada örtülü anlam var. Yazan son kitabını daha çok beğendim derken ilk kitabıyla arasında ilk kitabını beğendim anlamı var. Örtülü anlam ifade ettiği için burada yok demiş. Direkt cevabımız Bursa oluyor. Beşinci sorumuzda verilen bu bilgilerden hangisi söylenebilir derken metni okuduğumuzda burada örtülü anlam varlığından ve doğrudan anlatım olduğunu hemen çıkarabiliriz. Cevabımız A şıkkı 1 ve 2'dir. Açtık cümle hangisinde örtülü anlam vardır diyor. Burada da bu sözcüğün anlamına da bak derken başka sözcüğün anlamına da bakma anlamı vardır. Burada da ötürü anlam ifade edilmiştir. Evet duygu ifade eden bir soru çözelim. Altı sil cümlenin ifade ettiği anlam hangisidir diyor. Tutki bütün bunları sen hayal ettin ve böyle bir kurumun kurucusu oldun derken hayallerinin gerçekleşmiş olması, hedeflerine ulaşmış olması senin mutluğun için yeterli olur mu? Tutki sözcüğü burada varsayım ifade ediyor. Diyelim ki tutki gibi ifadeler varsayım cümlelerinde kullanılır. Şimdi e, tanımlarına bakalım. Öneri bir sorunu çözmek, bir amaca ulaşmak için üne sürülen görüş ve düşüncelerdir. Yani tavsiyedir. Varsayım. Var olmayan bir durumun varmış gibi kabul edilmesi, geleceğe yönelik isabetli kestirmede bulunma amacı vardır. Şimdi burada tutki ile başladığı için cevabımız varsayım olacaktır. Aşırı hangisinde yakınma söz konusudur? Yakınmada herhangi bir şeyle ilgili hoşnutsuzluk ifadesi yani şikayettir. Onun okula vaktinde geldiğini görsem diyor. Yani vaktinde gelmediği ile ilgili bir hoşnutsuzluk şikayet söz konusudur. Yakınma. Eleştiri varlık ve yerleşen bazı yönlerin özelliklerini iyi veya kötü yönleriyle ele alıp incelemektir. Onunla ilgili soru gelirse ona da bakalım. Bu paragrafta hangi duyguya ait cümleler vardır? Diyor. Hedef kişinin ulaşmak istediği son noktadır. Hedef oluşturarak işe başlayan bir kişi gideceği yolu bilen bir dağcı gibidir. Yolu bilen biri her zaman bilmeyenden bir sıfır önüne başlar. Kendinize göre hedefleri parçalara bölerek işe başlayın. Yani burada öneri söz konusu kısa kısa hedeflere ilerlesin. Motivasyonunuz hep diri kalır. Burada öneri söz konusudur. Cevabımız C olacak. Hayıflanma geçmişe dair yapılan ayanlarla ilgili duyulan üzüntüyken öz eleştiri kişinin kendi davranışlarına getirdiği olumsuz eleştiridir şeklinde tanımlayabiliriz. Bunun ilgili sorular ileride karşımıza çıkacak. Açta cümle hangisinde özlem anlam vardır? Özlem ne? Hasret diğer adı. Bir kimseyi ya da bir şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği veya duygusuna biz özlem diyoruz. Hangisinde özlem yoktur? Memleketim gözümde tütüyor derken burada gözümde tütmek deyimi özlem anlamı içeriyor. Nerede o eski bayramları derken eski bayramları özleme söz konusu. Çocukluk bir daha görülmeyecek bir rüyaydı derken yine özlem var. Eski sevgilisini görünce sevincini gizledi. Burada herhangi bir özlem söz konusu değildir. Beşinci sorumuza bakalım. Bu metni açtaki duygulardan hangisi yoktur derken metni okuduğumuzda e, öz eleştiri olduğunu, ön yargı ve öneri olduğunu görüyoruz. Pişmanlık yani kişinin yaptığı bir işten dolayı duyduğu üzüntü ifade eden herhangi bir cümleyle ya da sözcükle karşılaşmıyoruz. Ön yargıda bir durum resne veya olayla ilgili kişisel izlenimlerle gerçekleşmeyen bir durumla ilgili izlenimlerle gerçekleşmeyen bir durumla ilgili düşüncelerdir. Evet. Altıncı sorumuza bakalım. Bu metinde altı cümlenin ifade ettiği duygu. Bütün bunları ben mi söylemişim derken burada direkt yatsıma anlamını buluyoruz yatsıma diğer adıyla inkar gerçekleşen bir durumun aksini iddia edip kabullenmemek gerçeği saklama söz konusudur. Yedinci sorumuzda geçen gün kızımın okuması için aldığım bir kitabı önce kendim okumak istedim. Okuyunca kitabın yaşsız bir kitap olduğunu gördüm. Yaşsız yani her yaşta okunabilecek bir kitap en çok okunanlar listesine hemen girecektir. Buraya kadar okuduğumuzda zaten bir ön yargıdan bahsettiğini hemen anlayabiliriz. Cevabımız direkt A'dır. Açtık cümle hangisinde bıkkınlık anlamı vardır? Şıkları incelediğimizde Gına gelmek anlamı yoktur. Gına gelmek bıkkınlık. Eleman etmek eleman dedim. Canına tak etmek bunların hepsi bıkkınlık ifade eden sözlerdir. Arkadaşlarını hoş görsen ne olur sanki? Burada eleştiri söz konusudur. Bıkkınlıkla alakası yoktur. Cevabımız C. Dokuzun sorumuza baktığımızda bu metinde boş bırakılan yere açtaki duygulardan hangisi getirilmelidir? Metni okuduktan sonra e, bu yüzden daha işin başındayken doğru karar vermek gerekir. Bu doğru karar verme zorunluğu kişiyi nokta nokta yapar. Bu duygunda sınava yansır ve Genç asıl başarısının altında bir başarı gösterir. Yani istediği başarıyı elde etmemesi durumunda endişeli, tasalı ya da kaygılı olması söz konusudur. Kararlılıkla ilgili herhangi bir şeyden bahsedilmemiş. Direkt cevabımız kararlı olacaktır. Yani hangisini getiremeyiz. 10. sorumuzda bu metne hangi duyguyu belirten cümleler vardır derken keşke söylemeseydim demesi bile sadece Pişmanlık neydi pişmanlık? Yapılan bir işten dolayı duyulan üzüntüydü. Keşke söylemeseydim. Yani söylenen bir sözden dolayı pişmanlık duyulmuş. Cevabımız direkt C olacaktır. Açtık şimdi hangisinde sistem söz konusudur derken sistem neydi? Bir kimseye bir davranış ya da bir sözün üzüntü, alganlık, kırılganlık gibi duygular uyandırdığını yumuşak bir biçimde belirtme söylemeydi. Şimdiye kadar hiçbir toplantıya beni çağırmadın ki. Yani bu kişiye karşı duyulan üzüntüyü onu kırmadan yumuşak bir biçimde dile getirme söz konusu olduğu için cevabımız Ceyhan olacaktır. 12. ve son sorumuza bakalım. Açtaki hangisi bu cümlede hakim olan duygulardan biri değildir. Başta kuşların cıvıltısı içimizi kıpır kıpır ediyor derken burada bir sevinç söz konusu. Elbiseyi nasıl da yapmış ondan gözümü alamıyorum derken burada üzüntü var. Şıklarda yok. Hep etrafını eleştiriyorsun biraz da kendine bak derken burada sitem söz konusu. Yeter artık bir türlü randevuya vaktinde gelmiyorsun derken burada kızma anlam var. Korku duygusuyla ilgili herhangi bir şey yok. Ee, evet sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Sorularla ilgili herhangi kafanıza takılan bir durum olursa yorumlar kısmında e, sizlerden görüşlerinizi bekliyorum. Bir dahaki soru cevaplama videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.